Seans notlarından merhaba. Haftanın ilk günü ama kısa bir hafta tabii. Bayram tatili dolayısıyla saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. Şöyle bir piyasa rakamlarına bakalım. Sonrasında beklentileri konuşacağız ama borsa tarafında %1,51'lik yukarı yönlü bir hareket var. 10.600 seviyesinin üzerindeki işlemleri görmek mümkün oluyor bu saatlere baktığımız zaman. Ve tabii bir taraftan da şöyle bir alt endeksler tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Ve bankacılık tarafında %2,71, yani neredeyse %3'e yaklaşan yükselişler hakim. 15.138 seviyesinden işlemler geçiyor. Bankacılıkta bir miktar pozitif ayrışma olduğunu görüyoruz. Bakalım burada kalıcı olacak mı bu hareketler, izliyoruz. Yurt dışında da karışık bir gündem var. Her ne kadar biz kısa bir haftadan geçiyor olsak da. Para piyasalarına şöyle bir göz atalım. Orada dolar TL, euro TL nasıl diye bakarsak gün içerisinde 32.79 seviyesi karşımıza çıkıyor. %1'e yaklaşan bir değer kaybı var. Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı ve yine aynı oranda bir değer kaybını euro karşısında da yaşıyor. TL 35.27'ye kadar yükselmiş durumda kur. Euro-dolar paritesi 1.0778 seviyesinde, sterlin dolarda 1.2690'ı görüyoruz ki İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde herhangi bir şekilde değişikliğe gidilmedi. 7 üye faizde indirim istemezken 2 üye faiz indirimi olsun şeklinde oy kullandı. Dolar endeksinde 105,4 seviyesini görüyoruz. Peki emtia piyasalarında nasıl bir hava esiyor? Bizim için haftanın ilk gününde spot altın 2340 dolarda %0,55'lik yükseliş var. Gram altın tarafında 2466 lirayı görüyoruz. %1,5'a yaklaşan prim söz konusu. Gümüşte 30 doların üzerindeyiz ve her iki tip petrolde de yön yukarı. Sabah saatlerinde biraz daha kırmızı bir tablo bizi karşılamıştı. Her iki tip petrole baktığımız zaman da Brent petrol 85 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Oradan da tabii ki stokları takip ediyoruz. Haber akışları petrole yön vermeyi sürdürüyor. Ve şimdi araştırma masasına gideceğiz. Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kozukluoğlu bize eşlik edecek. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Birleşmiş Milletler'in finans kuruluşu Dünya Yatırım Raporu'nu yayımladı ve burada nasıl bir dinamik var acaba dünyada, küresel çapta yatırımlara baktığımız zaman ve Türkiye tabii bu ortamdan nasıl bir pay alıyor? Detayları senden dinleyelim. Ya merhaba. Son dönemde özellikle yayınlanan uluslararası raporlara da baktığımızda, bizim de iştirak ettiğimiz Davos gibi uluslararası toplantıların gündemlerine de baktığımızda, dünyada bir siyasi ve jeopolitik anlamda ayrışmalar ve bunun paranın dolaşımını, sermayenin ve yatırımların dolaşımını nasıl etkilediği, bununla beraber de aslında enflasyon ve makro parasal finansal koşulların gelişiminde sürdürülebilirlik ve başta yeşil enerji, sürdürülebilirliğe paralel ürünlerin ve yatırımların nasıl şekillendiğine dair ön planda unsurların olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz işin içerisinde merkezde Birleşmiş Milletler olunca da bu eksende bir rapor var, uzun bir rapor var ama tek bir resimde aslında özetleyebileceğimiz şeylerin olduğunu düşünerek rejimizden rica edeyim, şu anki görseli özetleyebiliriz. Burada Reyhan, görüleceği üzere uluslararası proje finansmanında 2022'den 2023'e geçerken gerileme ve doğrudan parasal yatırımların, doğrudan kaynak girişinin yine gerileme ve uluslararası birleşme satın alma, plaza tabirle M&A aktivitesinde diğerlerine oranla çok ciddi anlamda yine gerileme safhasında olduğunu görüyoruz. Ama sol yukarıda görüleceği üzere Greenfield Projects adlı grafikte görüleceği üzere burada kısıtlı da olsa yukarı yönde bir değişim var. Ekranda kalmasını rica ederim. Bu noktada da Türkiye ile ilgili detaylara girdiğimizde sözlerime başlarken ifade etmiş olduğum dünya, bölge ve ülke düzeyindeki yatırım gerçekleşmelerinin ele alındığını görüyoruz. Ve 2023 yılında küresel yatırım hacmi Reyhan 1,36 trilyon dolardan %2'lik bir düşüş gerçekleştirilmiş. Yani bu ana resmin en yukarısındaki tek cümleye baktığımızda da %2'lik gerileme 1,33 trilyon dolara gerilemeye tekabül ediyor. Ve diğer ülkelere aktarım noktasında Avrupa ülkelerindeki yatırım akışlarına bakarsak küresel yatırım akışındaki gerilemenin %10'un üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapıyor rapor. Detaylarını web sitemizde arkadaşlarımız özet biçimde
içerisinde ele aldılar. 2024 yılının zor bir yıl olacağı ifade ediliyor. Finansman olanakların gelişmesi ve yatırımları kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi halinde yılın geri kalanında sınırlı bir iyileşmeye işaret ediliyor. Türkiye için ise şunu söylüyorlar raporda. 2023 yılındaki yabancı yatırım akışlarından alınan pay %1'den dünyanın toplamında %0,8'e geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte bölgesinde geçen yıl oranla Türkiye daha fazla yatırım projesi çekebilmiş ve Batı ve Orta Asya'dan az sayıda imalat sanayisine ilişkin yatırım çekebilmiş. Raporun detayları dediğimiz gibi fazla, bölge bölge, ülke ülke aslında incelenebilir. Biz de rapordan önümüze düşen hayati kısımları oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Reyhan. Evet, çok çok teşekkürler Çağlar aktardıkların için diyelim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi değerli bir isim bize eşlik ediyor. Stüdyo konuğumuz yatırım finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taştan'ı ağırlıyoruz. Vahap hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan. Geçmiş bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Senin de Bloomberg KT ailesinde tabii. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Şimdi borsayla biraz başlayalım çünkü en çok onu merak ediliyor şu anda. En çok onu konuşuyoruz. Geçen hafta biraz böyle tam tatile gitmeden önce hani işlem hacimlerinde biraz toparlanma gördük. Yukarı yönlü hareket gördük. Bankacılıkta pozitif bir seyir gördük. Ve bugün yine bankacılık pozitif. Neredeyse %3'e yakın primli. Ve yukarı yönlü hareketler var. 10.600'ün üzerine attı endeks kendini. Şimdi bundan sonra neler olabilir? Bu hafta kısa ve biraz böyle hani bayram rehaveti de var belki ama esas gelecek hafta mı daha belirleyici olacak acaba yönün tayin edilmesi açısından? Şimdi tabii 11 binlerden gelen satış daha hem yerli hem yabancı var. Zaten bunu Merkez Bankası istatistiklerinde de çok rahat görüyoruz ve 10 bindeki tutunma da güzel bir yerden geldi. Böyle 50 günlük ortalamadan kendini attı. Temel tabii bazı gerekçeler de burada var. Yani hani enflasyon muhasebesini bir taraftan belki BIST için olumsuz okuyoruz. Birazdan birkaç istatistik vereceğim ama bir taraftan da şirket seçimi konusunda yardımcı oluyor bir. İkincisi tabii bankalar burada kafa karışıklığının en az olduğu taraf. Dahası yani hani bunu belki sürekli tekrarlıyoruz. Buradaki yani gelen işte analistler de belki aynı şeyi söylüyor ama Türkiye ekonomisine yönelik bir iyimserlik beklentiniz varsa ilk başta yatırımın akacağı yer bankalar, finans sektörü oluyor. Dolaylı olarak sonrasında aslında reel sektöre doğru bir kayma söz konusu. İkincisi neden bankalar sorusunun cevabında da banka dışı sektör ya da hani biraz daha böyle genişleteyim finans dışı sektörün göstergeleri, gelen kar rakamları, gelen bilançolar çok sağlıklı değil. Özellikle bu enflasyon muhasebesinin yarattığı bir erozyon söz konusu. Piyasa şimdilik buradan kaçıyor. Yani şöyle hani kabaca birkaç istatistik vereceğim. Şu anda bugün itibariyle işte 380'e yakın şirket Borsa İstanbul'da finansallarını açıkladı. Bunların %60 kadarı sadece kar açıklayabilmiş şirketler. Ve bunların da yine yaklaşık yani daha az bir kısmı nereden baksan hani yani 3,5'ta biri diyeyim 4'te biri kadarı karını artırabilmiş şirketler. Yani konu kar etmek değil. Konu karını da artıran şirketlere eğer bakalım diyorsan neredeyse şu anda işte finansallarını açıklayan şirket her 4 şirketten biri sadece karını artırabilmiş. Burada o zaman şuna bakabiliriz. Tamam, net karlar belli bir erozyona uğramış. Favökünü artıran şirket sayısı çok daha fazla. Yani işte %80'lerde neredeyse her 100 şirketten 80'i pozitif favök açıklamış. Ve bunların da yine yani ortalamadan fazla bir kısmı favöklerini artırmış. Bu size en azından şunu sağlıyor. Enflasyon muhasebesi bir kafa karışıklığı yaratıyor mu? Evet. Ama bir taraftan da size şunu sağlıyor. Reel anlamda bir şirket kazancını artırabilmiş mi? Kastım şu. Reyhan, şimdi ya ikimizin bir şirketi var ve biz seninle toplamda işte 100 tane şu bardaktan üretiyoruz ve 5 liraya satıyoruz tanesini. Önümüzdeki yıl aynı 100 tane bardak ürettik ve 6 liraya sattık. Bu bizim çok işimize yaramıyor. Ben şunu istiyorum, 110 tane üretelim, 120 tane üretelim. Tabii fiyat olsun ama bir reel anlamda bir şeyler yapmış olalım. Biz bunu mesela havacılıkta işte sektör performansını nasıl ölçüyoruz? İşte arz edilen koltukla işte toplam yapılan yol uzunluğunu çarpıyoruz. Veya işte demir çelik sektöründe neye bakıyoruz?
toplam ton başına FAVÖK bakıyoruz ya da toplam satış hacmine ton bazında bakıyoruz. Reel anlamda bir gösterge sunuyor bize. Tabii bunun yanında bir ikincisi finansalları zayıf olmasına rağmen hala hikayesi devam eden şirketler var. Çok yakın bir örnek veriyorum Alarko. İşte holding finansallarını açıkladı. Enerji tarafının zayıflığı nedeniyle karın, doğrusu zararın oluştuğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da işte bir tarım sektörüne yatırım var. Oradan beklenen büyük bir getiri söz konusu. İşte FK bazında demeyeyim de hani piyasa değeri, defter değeri bazında bakıyorum. Holdinglerin biraz gerisinde kalmış. Ama bu da bir fırsat olabilir. Yani ucuzluğumu alalım, performansımı alalım. Bence ikisinden de alabiliriz. Ucuz olanın hikayesine bakacağız. Performansı iyi olan, bilanço performansı iyi olanı zaten yukarı eğilimi devam eder. İşte bankalar biraz buradan ayrışıyor. Hem ekonomiye ilişkin bir iyimserliğim var, hem borsaya ilişkin bir iyimserliğim var, hem makroekonomik göstergelere ilişkin bir iyimserliğim var. Yabancı ilgisi belki biraz zayıf ama biraz onu ben 11 binlerden gelen kar satışına da bağlıyorum. Sonrasında yani 11 binlere tekrar geldikten sonra biraz daha kıpırdanma bekliyor musun? Yani yabancı ilgisinin burada harekete geçmesi için neler daha bağlayıcı olacak acaba? Çünkü bir tabii beklediğimiz tam olarak gerçekleşmedi değil mi? Yok yani bunu 3-4 ay önce de konuşuyorduk. Şu anda gelen yatırımcı kısa vadeli gelip gitmek üzere gelen yatırımcı. Yabancıdan bahsediyorum. Geleyim 1-2 ay trade edeyim. O sırada da belki Türk lirası daha caziptir. Biliyorsun o raporlar da çıktı. Yani bir 6 ay Türk lirasında kalalım, faizini alalım. Türk lirasının değer kaybı biraz daha az kalacak. Oradaki faizden biz bir faydalanalım kafası da var. Bir taraftan da işte kısa vadede geleyim, endekste potansiyel görüyorum. Burayı alayım, çıkayım niyeti de, düşüncesi de var. Hususi anlamda gelip kalacak yatırımcı tabii orta uzun vadede şunu bekleyecek. Bir şu meşhur gri liste hikayesi. Haziran'ın sonu. Evet, aynen. İkincisi de tabii şey, yani kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir bir statüye kavuşuyor olmak. Ama o biraz daha uzun bir yol değil mi? Evet, uzun yol olduğu için o yüzden şunu söylüyorum. Şu anda gelen yatırımcı bir süre daha kısa vadede gelecek. 2 ay, 3 ay fırsatını bulduğu yerde de çıkışını yapacak. Yani o daha önceden gördüğümüz hani gelip uzun vadeli olarak kalan yabancılar hisse tarafında onlar için biraz daha yol var. Var, diyorsun. Kesinlikle var. Yani mesela hani şirketler işte kapada bildiriyor. Yani böyle fonların alıp satımlarını vesaire. Şu anda nereden baksan 2-3 aydır o fonların çok aktif bir şekilde trade ettiğini görüyoruz. Evet. Büyük bankalar da olsun veya işte büyük yerleşik veya yabancı fonlar da olsun. Evet. Kısa vadeli alsatlarla piyasaya götürmeye çalışıyorlar. Tabii şu da var. Yani şu anda endekste hedefler %20'lik bir potansiyele işaret ediyor. Böyle bir durumda demin söylediğime geliyor konu. Ya hikaye seçeceksiniz ya ucuzluk seçeceksiniz. Peki yani mevcut ekonomik koşullar ve uygulanan para politikası, mali politika bunların hepsini bir önümüze koyduğumuz zaman o zaman hani bu ucuzluk mu yoksa işte iyi bir finansal mı dediğimiz zaman sektörel olarak nasıl ayrışmalar karşımıza çıkabilir? Biraz önce sen bankaları ayrı tuttun. Bu yani bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Son gelen işte sanayi üretim verileri, PMI verileri. Bunlar bir yavaşlamanın olacağını gösteriyor. Tüketici tarafında biraz memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor yine gelen veriler. Ki normal yani. İstenilen bir şey tabii. İstenilen bir şeydi aslında bunun bakarsan. Bunun borsa tarafına yansıması ne olacak? Çünkü bir yandan da hani yabancının ilgisi de yine mesela enflasyon gibi makro veriler de göz önünde olduğu için onu merak ediyorum. Yani makro verilerin borsa üzerindeki etkisini. 2024 yılına başlarken biz şöyle bir stratejiyle yola çıktık. Evet, Merkez Bankası bir faiz artırım sürecinde. Bu bir makroekonomik anlamda sıkılaşma demek. Bu büyümeyi tüketici talebini aşağı çekecek demek ama iç talebin çok ciddi bir şekilde zayıflaması da beklemiyorduk. Bu beklentilerimiz şu anda örtüşüyor aslında. Yani gerçekleşen de beklenti şu an az buçuk örtüşüyor. İç talepte çok büyük bir daralma söz konusu değil. Ben sektör seçmekten öte hala şirket seçme taraftarıyım. Yani örnek veriyorum, işte iç talebe çok duyarlı olmayan bir perakende sektörü takip ediyorsanız, işte örnek veriyorum Migros üzerinden gideyim. İşte yani Şok ve Bimaş'tan öte biraz hani Migros'a kayayım. İşte havacılık takip edeceğim. Tav ve hani Pegasus hani burada öne çıkarayım gibi. Ya da işte örnek veriyorum enerji şirketleri üzerinden gideceğim. Orada belki Aydem'i hani burada öne çıkarayım. Yani sektörden öte ben biraz daha böyle şirket potansiyeli takip etme taraftarıyım. Ama şu kesin, yani bu
tüketici güvenindeki gerileme diyelim veya şirketlerin güvenindeki gerileme hem iç talep kaynaklı olacak hem de Avrupa'daki toparlanma beklediğimizden biraz daha gecikti ve bu Fransa'daki politik istikrarsızlığı da biraz sekteye uğratacak gibi duruyor. Ben o yüzden sanki yılın son çeyreğine doğru bir dış talep artışı, iç talebin biraz daha yılın son çeyreğinde zayıflamasını ama 2025'e daha güçlü başlamasını bekliyorum. Ama şu da var, düşüşler bir fırsat mı endekste? Evet. Ben şimdilik böyle 9850 üzerinde endekste alıcı olmaya devam etme taraftarıyım. Potansiyeli olan, hatta yani mevduatla hala yarışabilecek potansiyelde olan şirketler söz konusu. 11 binlerde belki böyle kısa vadeli satışlar düşünürsünüz ama 9850-10.000 üzerinde endeksi bu bölge üzerinde takip ettiğimiz takdirde ben yukarı eğilimin burada devam edebileceğini ve pozisyonların da burada tutulabileceği kanaatindeyim. Evet. Şimdi kurdaki hareketlenme acaba herhangi bir şekilde endeksi etkiler mi? Orada beklentileri değiştirir mi? Şu an itibariyle %1'e yaklaşan bir değer kaybı var TL'de. Gelişmekte olan ülkelere şöyle bir baktığımız zaman hani orada da genel bir tablo sanırım. Yani TL'de bir negatif ayrışma yok. Yanılıyor muyum? Bir genel bir hareketten bahsedebiliyor muyuz orada? Önce onu sorayım. İkinci olarak da bu hareketin hisse tarafında işte hisse seçerken vesaire etkisi olmasını bekler misin? Gelişen ülke piyasalarına bir baskı olduğu zaman TL negatif ayrışıyor. Bunu işte geçtiğimiz hafta gördük. Yani işte gelişen ülkelerde bir seçim belirsizliği oluştu. Ve aynı zamanda işte Arjantin pezosu, Meksika pezosu ve hiç konuyla ilgisi olmasa da Türk lirasında bir negatif ayrışma gördük. Bunun BIST tarafına da yansıması oldu ama BIST'in hem kendi hikayesi, yani bu 10 binlere doğru gelen düzeltme hem de tabii o gelişen ülke piyasalarındaki baskı biraz negatif ayrışma yarattı. Ama bu aynı zamanda fırsat da oldu. Yani 10 binlere gelen bir endeks için de aynı zamanda bir fırsat oluşturdu. Ki gelişen ülke piyasaları toparlarken de endeks BIST 100 için konuşuyorum. Orası da biraz pozitif ayrışmaya çalıştı. Bunun şu aşamada yani kurdaki yukarı eğilimin şu aşamada eğer ki stabil bir şekilde devam ederse çünkü piyasa kurun yukarı gitmesinden öte tabii ki kurun yani hızlı bir şekilde yukarı gitmesi iyi değil ama volatil olması da çok istenen bir şey değil. Bugün bakıyorum yani dolar TL'de opsiyonların volatilitesine baktığımda düşük. Kur yukarı gitse bile piyasa volatiliteden çok endişe etmiyor. Bu da çok büyük bir belirsizlik yaratmadığı için aslına bakarsan endeks tarafında şimdilik ben kur tarafından ötürüm. Ama şu da var. Dolar bazında endeks takip ediyorsak da orada 310-312 puan benim için önemli bir destek. Yani buranın üzerinde de yine hani böyle nasıl TL bazında endekste 9850-10.000 diyorsam dolar bazında endekste işte 310-312 puan üzerinde tutunma alışı getirecektir. Evet, bunu da takip edeceğiz para piyasaları üzerinden. Şimdi biraz da az vaktimiz kaldı. Yurt dışına da bakalım istiyorum. Son 3 dakikamız. Şimdi biz kapalıyken işte veriler geldi. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. İsviçre sürpriz yaptı. Bir faiz indirimine gitti. Norveç öteledi. Böyle hani farklı farklı tabii ki herkes kendi dinamiğinde bir karar vermeye çalışıyor. Ama tabii bu verilen kararlar hani yurt dışındaki risk algısını nasıl etkiliyor? Bir taraftan bir Nvidia gerçeği var. İşte çok ciddi bir piyasa değerine sahip oldu. Dünyanın en değerli şirketi geçti oldu. Artık yani. Evet. Sabah yani, da konuşuldu. O da evet enteresan. Dolayısıyla hani konuşmaya devam ediyoruz. Ne dersin? Yurt dışındaki değerlemelere baktığımız zaman, işte oradaki fırsatlara baktığımız zaman gelişmekte olan ülkeler biraz böyle hani bu teknoloji temasıyla, yapay zeka temasıyla geride mi kalıyor? Yani oradaki bir dönüşüm, değişim mi var sence? Ne dersin? Dönüşüm, bize sıra değişim, gelmeyecek mi yani? Onu dönüşüm, değişim olacak. Bu kesin. Çünkü teknoloji bir arz şoku ve bu arz şoku ister istemez diğer sektörlere de yansıyacak. Ama bu sene teknoloji şirketlerindeki öne çıkma devam edecek. Ne zaman ki şirketlerde bir verimlilik artışı olur, reel sektörden bahsediyorum ya da hani yine finans dışı sektörden bahsedeceğim. Çünkü bu teknoloji ister istemez bir verimlilik şoku da yaratacak. O zaman reel sektör şirketlerinde de bu yukarı eğilimi göreceğiz. Ama tabii şu anki aşamada hem S&P hem Nasdaq hem yani Dow Jones'u da buraya ekleyeyim. Hatta belki Russell'ı da ekleyeceğim. Çarpan bazında pahalı mı? Evet. Ama bunun bir arka planı var mı? Bir gerçekliği var mı? O da evet. Kârlar yukarı gidecek. Bu çarpanlar gerilecek. Ama bundan bir 3-4 yıl kadar, bu uzun vade biliyorum.
Ama teknoloji şoklarının genel olarak üretim fonksiyonuna yansıması kısa vade olan bir şey değildir. Bugünden yarına verimlilik artıramazsınız. 3-4 yıl kadar sonra da şirketlerde bir verimlilik artışı olacak. Bu da karları yukarı çekecek o kesin. Evet, yapay zeka hikayesi orada kendini olumlu gösterebilir diyorsun. Kesinlikle. Peki sence şu ne zaman gerçekleşebilir? Şimdi biz S&P 500'de örneğin sadece, yani sadece değil ama çoğunlukla teknoloji öncülüğünde yükselişleri olduğunu görüyoruz. Yani teknoloji hikayesi şu an endekste işte salı günkü kapanış itibariyle 31. rekorunu getirdi. Nasdaq exponential orada da yükseliyor. Evet, rekor yani var. Dolayısıyla artarak artıyor. Yani işte teknoloji teması. Peki bu hani genele ne zaman yayılacak? Çünkü orada gerçekten pek çok sektörün, pek çok hissenin S&P 500 tarafında geri kaldığını gözlemliyoruz. Yani bu bir risk mi ve ne zaman daha genele, yani neye bağlı? Fed faiz indirime başladıktan sonra mı sence biraz daha genele yayılan bir tablo görülür? Çok Fed'e bağlamıyorum açıkçası. Çünkü Fed artık hani istihdam verileri güçlü, ona rağmen endeksler yukarı gidiyor. Ama şu aşamada bir sektörün bir endeksten çok ciddi ayrışması, evet risk mi risk? Bunu 2000'lerdeki o krizde de gördük, Amerika'daki krizde de gördük. Ama ben şu aşamada hani böyle çok ciddi bir riskten bahsetmek için erken olduğu görüşünde olsam da şeyi de söyleyeyim. Bütün endekslere yayılması zaman alacak. Ve bu bahsettiğim zaman da öyle bugünden yarına bir şey değil. Bir fabrikan var. Evet. Ve geleneksel bir yöntemle üretim yaparken fabrikana yeni yatırım yapacaksın. Belki binanı değiştireceksin ama yeni bir teknolojiyle yapacaksın bunu. Bunun olması önümüzdeki bir yıl, iki yıl. Ve bunun karşılığını alman da 3-4 yıl neredeyse. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzına ayağına sağlık. Vahap Taş'tan bizimle beraberdi. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı yönetmeni. Ve seans notlarını böylelikle noktalayalım. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.